Ülke TV ekranlarından bu hafta sonları değerli takipçilerimiz, bilimden sağlığa yolculuğumuzu cumartesi günü de sürdürüyor olacağız. Yarın da bu ekranlarda olacağımızı hemen hatırlatalım. Değerli seyircilerimiz, bugün önemli bir konuyu çok değerli iki isimle birlikte ele alacağız. Hepimizi gerçekten yakından ilgilendiren bir konu. Beden ve ruh sağlığımızın korunmasında vücudumuzun tüm organlarımızın fonksiyonlarını yerine getirmesinde önemli bir konu var. Bunu konuşacağız. Merak ettiniz. Vitaminler değerli seyircilerimiz. Vitaminleri konuşacağız. Bazen vitaminleri aslında doğru ve doğru dozda doğru zamanda alamayabiliyoruz. Acaba günlük tüketmemiz gereken vitaminler eğer tüketmediğimiz halde hangi hastalıklar ortaya çıkabiliyor? Hangi vitamini tüketmediğimizde hangi riskler belirebiliyor? İşte bu ve daha birçok konuyu, vitaminlerle ilgili birçok konuyu bugün ele alacağız. Lütfen konuyla ilgili sosyal medya hesaplarımız üzerinden sorularınız varsa iletin. Hemen konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Beyin Hastanesi'nden iki isim. Zaten görünce tanıyorsunuz, zaman zaman sağ olsunlar hocam hafta sonları bizi burada yalnız bırakmıyorlar. Geliyorlar, bilgilendireceğiz diyorlar ve bilgilendiriyorlar. Çok da kıymetli paylaşımları oluyor. Tekrar kendilerine sizlerin huzuruna teşekkür ediyorum. Uzman Doktor Güzin Oğuz Yıldırım hocam, dahiliye uzmanı NP İstanbul Beyin Hastanesi'nden şerefler verdiniz. Hoş geldiniz. Ve Özden Örkçü hocam, beslenme ve diyet uzmanı yine Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Beyin Hastanesi'nden şerefler verdiniz hocam. Tekrar hoş geldiniz. Sorularınızı yönetmenim zaten ekranlarınıza getiriyor. KJ'de yer alıyor. Oradan sorularınızı bizlere iletin. Vitaminler deyince ben şöyle düşünüyorum hocam. Sadece bu benim tespitim ve gözlemim. Zaman zaman daha önceki programlarda da bu ve benzeri şeyleri konuştuk ama vitaminlerin önemli olduğunu biliyoruz. Ama vitaminlerin, hangi vitaminin neye iyi geldiği konusunda çok da bir farkındalığımız yok gibi geliyor bana. Ben öyle düşünüyorum. Önce hayatımızda vitaminler neden önemli diye bir genel soru sorsam. Sizlere, sizden başlayalım hocam. Vitamin Özler hocam. Neden vitamin önemli bizim için? Vitamin en basit, en baştan bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için önemli. Bunun spesifik örneği de zaten C vitamini olarak bildiğimiz herkesin portakal ya da turunçgillerle karşıladığımız C vitamininden sağlayabiliyoruz C vitamini takviyesine. Neden önemli deyince mesela birisi hasta olduğu zaman, çocuğumuz hasta olduğu zaman, kendimiz hasta olduğu zaman yaptığımız ilk iş işte portakal yemek ya da işte limon suyu içmek ya da bu tür C vitamini odaklı bir besin takviyesi vücudumuza sağlamaya çalışıyoruz. Yani vitamin en başta otoimmün sistemimize, yani bağışıklık sistemimize de faydalı olduğu için vitaminlerin önemli yeri de buradan da kaynaklanabiliyor diyebilirim en basitinde. Hocam vitamin deyince şu da var, insanın aklına aslında o kadar çok vitamin var ki biraz önce aslında kuliste siz de ifade ettiniz 10 küsür tane yanılmıyorsam. A vitamin var, B, C, D gibi bitiyor. B1, B2, B3, B16 gibi. Ama biz toplum olarak C vitamini biliyoruz. B12 vitaminini çok sık konuşuyoruz ve biliyoruz. D vitamini. Yani doğru. Bu üç etrafında sanki vitaminler dönüyor gibi, bunların mı eksikliği çok fazla hissediliyor hocam? Bu bağlamda neler söyleyebilirsiniz toplumda genel anlamda? Yani bazı daha ölçülebilen ya da daha kolay belki hastanelerde ölçümü de mümkün olan vitaminler olması ya da yani bu sadece biz değil ama diğer hekimler tarafından belki daha ön planda medyada bunlara parmak basılması ya da bazı yapılan çalışmaların hani gösterdiği sonuçlar olsun, onlara biraz daha ağırlık verme durumu var ama tabii ki bu sadece o dediğiniz vitaminler değil, yani bizim vücudumuza lazım olan diğer o 10 küsür vitamin illaki faydası var. Sadece onlarla sınırlı değil tabii ki. Ama o konulara biraz daha fazla giriliyor yani dediğiniz gibi. Ama bu onların çok çok önemli sadece ve diğerlerinin önemsiz olduğu anlamına gelmiyor aslında. Yani bu konuda bir yanlış anlaşılma var. Diğerlerinin de birçok konuda bize faydaları var. Çünkü vücudumuzdaki kimyasal reaksiyonlarda bu vitaminleri kullanmak zorundayız. Yaşamımızı devam ettirebilmek için.
yeni vücudumuza hücrelerin yapılabilmesi için vücudumuzda en temel olarak olan şeker olsun, yani karbonhidrat ya da protein olsun ya da yağ olsun, bunların yapımı dönüşümüyle ilgili olsun. Sinir hücreleri için her şeyden önce önemli ki sinir sistemiyle beraber diğer hücrelerimiz, diğer organlarımız çalışabiliyor. Yine bunlar için hani birçok vitamin aslında faydalı. Hepsinin farklı farklı noktalarda bize etkisi mümkün. Hani onu birazcık düzeltmek lazım diye düşünüyorum. Siz hekim olarak tabii özellikle televizyonlarda bizlerin o popüler söylemlerini çok tasvip etmeseniz de bir şey soracağım. Evet, bu böyle bir şey mi? Aslında vitaminler insanın yaşamında yakıt gibi, ifadesi doğru olur mu hocam? İnsanın yakıtı gibi, işte enerjisi gibi, bunları karşılayan yaşamını idame ettirebilmesi adına yakıtıdır diyebilir miyiz? Şimdi yakıt olarak çok söylememek lazım. Çünkü yakıt olarak esasında kullandığımız şeyler bizim ön planda ilk sırada kullandığımız karbonhidrat. Ondan sonra yine yakıt olarak kullandığımız yağlar. Daha sonrasında da eğer vücutta tabii bu depolar bulunmazsa proteinden yakmaya başlıyoruz. Ama temel yapı taşımız ağırlıklı olarak aslında protein. Yakıt manasında o kelime çok doğru olmayacaktır. Neden? Vitaminler evet vücudumuzda üretemediğimiz ama dışarıdan takviyelerle, yiyecek bazında olabilir ya da bazı bizim verdiğimiz desteklerle olabilir. Dışarıdan almak durumunda olduğumuz kimyasal gruplar. Bunların faydası şu noktada oluyor. Vücudun bu yapıları yapılandırmayı sağlarken ki kimyasal reaksiyonlarda yaptığımız enzimler, ki bunlar genelde zaten protein ağırlıklı oluyor, amino asit ağırlıklı oluyor. Bunların reaksiyonlarına destek görevi gören bir şey konumu var vücudumuzda aslında vitaminlerin. Yani tek başına yakıttır, enerjidir diyemeyiz. Ama tabii ki vücudumuzda enerji sağlayan kimyasal döngülerin içerisinde bu vitaminlerin de yardımcı olma ve bu enerjinin oluşmasını sağlayacağı reaksiyonları hızlandırıcı etkisi mevcut. O açıdan önemli. Anladım. Onu söyleyebiliriz. Yakıt diyemeyiz yani. Peki. Eksikliği halinde birçok şey aslında vücuda belirti olabiliyor. Birazdan onların ayrıntılarına geleceğiz. İşte unutabiliyorsunuz, yorgunluk hissi olabiliyor, görmede bozukluklar vesaire olabiliyor. Bunların her birinin nedeni aslında farklı vitamin gruplarının vücutta eksik oluyor olması. Bunların ayrıntılarını konuşacağız. Özen Hocam, şunu sormak istiyorum ben size. Biraz önce girişte dikkat çektik ama beslenme ile ilgili çok, mesela beslenme Türkiye'yi göz önünde bulundurduğumuzda bilinçli bir beslenme kültürümüz var mı? Bu bağlamda neler söyleyebilirsiniz? Mesela vitaminlerin etkisini ve değerini bilerek mi besleniyoruz? Yoksa işte hasta oldum, aman sıkayım iki greyfurt, iki portakal sıkayım, gideyim eczaneden bir balık yağı alayım. Ki birçok kişinin masasında kapsüller alındı. Balık yağı görüyorum ben. Bu ne derece doğru? Acaba hekim kontrolünde mi kullanılıyor? Yoksa işte hafıza kaybı, unutkanlık veya yorgunluk var diye mi alıp kullanıyor? Beslenme kültürü ve vitaminler bağlamında neler söyleyebilirsiniz? Türk mutfağı bu anlamda bazen iyi olabiliyor, bazen de kötü bir örnek olabiliyor. Neden ve nasıl kötü bir örnek olabiliyor? Spesifik, herkesin çok bildiği bir besin ya da yediğimiz dışarıda bir yemek vardır. İşte İskender yanında yoğurtla servis ediliyor. Ya da işte Adana, Urfa geldiği zaman mutlaka yanında yoğurt oluyor. Ya da işte yemek yerken mutlaka yanında yoğurt içiyoruz. Evet. Bu bizim kötü yanımızı gösteriyor. Neden kötü yanımızı gösteriyor? Özellikle kadınlarda olsun, anemi ön planda. Yani kansızlık. Buna bağlı da demir emiliminin azlığı ön planda. Bu da bizim kötü beslendiğimizi gösteriyor. Aslında çok zengin bir mutfağa sahip olmamıza rağmen bu bizim kötü beslenerek vitamin mineral değerlerimizi en altı seviyelere çekmemize neden oluyor, sağlıyor. Biz neden etle beraber yoğurt yenmediğini ya da süt ya da kalsiyum içeriği yüksek bir şey içilmediğini öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü kalsiyum demirle beraber emilimini azaltıyor. Keza burada doğru yapılan diğer bir şey de, mesela atıyorum bizim çok mutfağımızda yer alan nohutlu pilav ya da işte mercimekli bulgur pilavları. Bu da bizim doğru yaptığımız bir beslenme türü. Neden doğru yapıyoruz? Çünkü esansiyel İşte vitaminleri, esansiyel amino asitleri ve tamamlayıcı besinleri içerisinde bulundurabiliyor bu iki besin öğeleri.
Bunlar beraber servis edilince zengin bir tabak, zengin bir vitamin mineral deposuna dönüşebiliyor. Bizim işte en temelde yapmamız gereken şey bunların ayrımını yapabilmek. Doğru besin seçimini, doğru besinlerle beraber ne yiyeceğimize, ne tüketmemiz gerektiğine karar vermemiz gerekiyor. Yani artık ayran değil de işte bunun yerine bir suyla ya da sodayla en kötü geçiştirip daha sonrasında yemekten bir iki saat sonra çayımızı içmemiz gerekiyor. Keza çay da demir emilimini düşürebiliyor. Diğer yandan ben şeye de bahsetmek istiyorum. Çünkü bizim bana gelen danışanlarımın çoğundan istediğim tetikler oluyor. Özellikle D vitamin B12'ye bakıyorum ben. Neden bakıyorum? Çünkü kilonun durmaya başladığı, duraksadığı dönemler olabiliyor. Özellikle kışın herkes yeterli miktarda güneş ışığından yararlanamadığı için D vitamini emilimi azalıyor. Biz bunu besinlerle yeteri takviyede bulunamıyoruz. Onlara söylediğim şöyle şey oluyor. Çünkü D vitaminiyle beraber kalsiyum beraber çalışıyor. Yani ne kadar D vitamini varsa vücudumuzda sağlıklı ve güvenilir günlük dozda alıyorsak o kadar çok bizim aldığımız kalsiyum da yararlı olabiliyor. Ama D vitaminimiz düşükse kalsiyumumuz da düşük olabiliyor buna paralel olarak. Diğeri de dediğimiz gibi B12 vitamini. Çünkü kadınlarda özellikle aneminin baş nedeni o olabiliyor. Ya da bizim işte bu tükettiğimiz ne kadar ben sağlıklı besleniyorum desek de yanlış besin gruplarını bir araya getirdiğimiz için emilimi ve eksikliğine neden olabiliyor. Bunlar da bizde yorgunluğa, halsizliğe, unutkanlığa, mevsim geçişlerinde özellikle daha çok yorgunluğa ve bitkinliğe neden olabiliyor. Burada yapmamız gereken şey doğru besin öğeleriyle beraber sağlıklı, dengeli ve düzenli beslenmek. İşte böyle durumlarda beslenmenin bir sistematize edilebilmesi açısından hocalarımızdan destek alabileceğinizi de söylemek isterim. D vitamini, B12 vitamini, bir girişte dikkat çektik hocam. Genelde bu vitaminler üzerinde konuşuyoruz. Herhalde bunların belirtileri. Mesela D vitamini güneşten mahrum kalma. Günümüze geliyoruz hocam. Hepimiz işte kapalı ortamlarda vesaire çalışıyoruz. Mesela D vitaminini başka alabileceğimiz alternatifler vesaire var mı? Güneş ışığına gerçekten çok da maruz kalamıyoruz. Çünkü kapalı ortamlarda çalıştığımız için D vitamini ve neden olduğu rahatsızlıklar, hastalıklar bağlamında neler söyleyebilirsiniz hocam? Şimdi şöyle söyleyelim. Hani vücudun yapabildiği çok zaten vitamin olmadığından bahsettik. Bunları dışarıdan almamız gerektiğinden. Evet. Ama D vitaminini vücudumuz yapabiliyor. Bunu da cilt üzerinden sentezliyor. Bunu sentezlerken ki kullandığı şey de ultraviyole ışını. Bu da vücudumuzda diğer karaciğer ve böbrekte gerekli aktif formlara dönüşüyor. Ve bundan sonrasında D vitamininin vücudumuzdaki rolü kalsiyum, fosfor dengesi, aynı zamanda D vitaminiyle beraber çalışan paratiroid bezi dediğimiz bezimizdeki paratormon hormonunun yine dengesi ve aynı zamanda da bazı bağ hücrelerimizin yapımıyla alakalı ekstradan görevi de mevcut aslında D vitamininin. Şimdi baktığımız zaman genelde bu D vitamini eksikliklerini bebeklerde görebiliyoruz. Bunun dışında tabii hani çok fazla girmedik ama emilim hani alımla beraber emilim eksikliği gibi durumlarda söz konusu olan hastalıklar var. Çeşitli isterseniz sorarsanız onların da detayına girebiliriz. Onun dışında yaşlılar genelde yine güneşe çıkmakta zorlanan bir grup. Onun dışında baktığımızda obezlerde biraz daha D vitamininin düşük olduğunu görüyoruz. Onun haricinde cildi koyu olan kişilerde de yani biraz daha ten rengi koyu insanlarda da yine D vitamini düşük görülüyor. Bunun haricinde 70 yaşın üzerindeki yaşlılarımızda ayrıyeten zaten cildin artık bu D vitaminini yapabilme kapasitesi azaldığı için de yine D vitamini düşüklükleri görülebiliyor. Yaşlılığa bağlı değil mi bu hocam? Yaşlılığa bağlı. Yani sonuçta yaşımız ilerleyince haliyle bu tüm vücudumuzun da aslında organlarımızın da yaşlanması anlamına geliyor. O noktada tabii ki fonksiyonlar giderek yavaşlama, azalma gibi durumlar söz konusu oluyor. Bundan cilt de etkileniyor. Hani güneşe çıkamamanın haricinde ya da az çıkmanın haricinde tabii belli bir yaş sonrasında dikkate almak lazım. Yani onlar güneşe çıktığında da yine ekstradan D vitamini
düşüklüğü görülebilir. Hani bunu dikkate almak gerekiyor hekim tarafınca. Baktığımız zaman şu şekilde yani D vitamini, hani dediğiniz gibi güneşe fazla çıkamıyoruz vesaire diyorsunuz. Hani bu düşük olduğu zaman öncelikli olarak kemiklerde, çocuk grubu için rickets adı verilen ve erişkinlerde gördüğümüz osteomalazi. Ha bu ne demek? Kemiğin hani kemik erimesi denilen halk ağzıyla osteoporozdan farkı, kemiğin genel yapısında yumuşama olarak, hani bunu daha Türkçe ifade edebilirim. Böylelikle ciddi ağrılarla seyreden, kemiklerde sızı ve sancılı bir süreç oluyor. Kemik erimesinden farkı. Ciddi bir mineralizasyon bozukluğuna sebep oluyor. Ha, bununla beraber tabii ki kas ağrıları gibi durumlar da söz konusu olabiliyor D vitamini düşük olduğunda. Ha, bu noktada ne yapabiliriz? Güneşe hani çıkamayan grup olabilir ya da eksikliğini tespit ettiğimiz noktada biz olması gereken dozajlarda kendilerine bu takviyeleri sağlamak durumundayız. Şimdi bu D vitamininin düşük olmasıyla beraber belli bir süre öncesinde, yakın geçmiş diyelim aslında. İşte kalp hastalıkları çok ciddi artıyor, kalp krizleri artıyor vesaire. Bunlarla ilgili oldukça fazla çalışmalar aslında gündeme gelmişti. Daha sonrasında yapılan çalışmalar ise bu D vitamin takviyelerinden sonra kalp hastalıklarında yine riskli bir artışlar olduğunu ortaya koydu. En son yapılan şeyler ise biz hangi dozajda verdiğimizde toksik olmuyor? Şu an aslında bilim adamları onları çalışıyor. Çünkü tam anlamıyla net bir sayısal veri elimizde yok aslına bakarsanız. Ama şöyle çalışmalar söz konusu son zamanlarda. Yani 60 bin ünitenin üzerinde biz kişilere tedavi olarak verdiğimizde günlük, bu toksik etkilere sebep olabiliyor vücutta. Yani dikkatli olmamız gereken vitamin gruplarından, yağda eriyen ve depolanan bir vitamin çünkü. Yani takviyeleri yaparken hekimlerin aslında son güncel çalışmaları takip ederek değişiklikleri, durumları, hani riskli noktalarını ya da tedavi edici noktalarını biraz daha sıkı gözden geçirmesi gerekiyor. Güneş, bir de şu belki sorulabilir bize. Tamam, hani biz bunları damla veya ampul vesaire çeşitli takviyeler verdiğimizde evet toksik etki, yani zehirlenmelerden bahsedebiliyoruz. Güneş sayesinde cildimiz normalde aslında D vitamini yapıyor. Fazla güneşte kalırsak acaba D vitamininden zehirlenir miyiz gibi bir soru gelebilir. Ama o şekilde bir durum söz konusu değil aslında. Hani bunu da cevaplamış olayım. Hem kendim sorup hem kendim cevaplamış oldum ama fazla güneş ışınına maruz kaldığımızda cildimizin altındaki bu cilt renginden sorumlu hücreler biraz daha aktifleşip fazla çalışıp cilt rengini koyulaştırarak fazla UV ışınına maruz kalmayı kısmen engellemeye çalışıyor. Engelliyor aslında. Ve bu sayede vücudumuz fazladan güneş bile alsa cildin ekstra fazladan D vitamini yapmasını engellemiş oluyor. Müthiş. Aslında şimdi tabii baharla birlikte güneşi, gün sayısı, gün süreleri uzuyor. Yaz geliyor, insanlar hazırlık yapıyor. Aslında çok fazla güneşin altında durmak, bu da hep tartışılıyor. Cevap vermeniz iyi oldu hocam. Acaba işte D vitamini zehirlenmesine neden olur mu? Alakası, vücut zaten o dengeyi koruyor kendi içinde. İşte cilt koyulaşıyor vesaire, emilimi azaltıyor anladığım kadarıyla. Ama tabii şu da söz konusu. Şimdi malum ozon tabakası delindiği için haliyle daha ekstra radyoaktif ışınlara maruz kalmaktayız. Bu da tabii ki cilt kanserleri riskini artırıyor. Bu noktada özellikle dermatolog arkadaşlarımızın en büyük uyarıları, aman riskli saatlerde dışarı çıkmayın, aman güneş koruyucu kullanın. Ama tabii ki güneş koruyucular da UV ışınları engelleme durumunda olduğu için fazla güneş koruyucu da maalesef ki cildin D vitamini yapma kapasitesinin düşmesine sebep oluyor. Yani dikkatli olmak, hani baktığınız zaman ozon tabakasının o delinmesine bağlı cilt kanseri riskinden mi korunacağız, yoksa vücudumuz yeterince sağlıklı D vitamini mi sentezlesin? Hani o konuda oldukça dikkatli olmak ve hani ince bir çizgi var aslında bakarsanız. Dikkat etmek lazım. Hani bir tarafı tamir ederken maalesef bazen bir taraftan
kayıp olabiliyor. Ha, o noktada ultraviyole ışının sebebiyle gelişecek cilt kanserinden korunmak için ne olabilir? Hani belki aşırı güneşe çıkmayız. Onun yerine hekimlerin çok dikkatli bir şekilde biraz daha takviyeleri ön plana alması gerekebilir. Zaten hekimlerin ve uzmanların kontrolünde bu takım şeyleri yapabiliyor olmayı biz her fırsatta yapması gerektiğini vurguluyoruz hocam. İfade ediyoruz. Sokak röportajlarımız olacak. Didem ve Betü sahaya indi. Vitaminle ilgili biraz kamuoyunu yokladı. Bakalım ne gibi cevaplar gelmiş. Şimdi onu seyredelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vitaminler vücudumuz için oldukça önem taşıyor. Hatta bazı vitaminlerin eksikliğinden doğan ölümcül hastalıklar bile var. Alzheimer, kanser gibi. Biz de mikrofonumuzu vatandaşlarımıza uzattık ve vatandaşlarımızın yeteri kadar vitamin alıp almadıklarını sorduk. Bilimden Sağlığa ekibi olarak biz vitaminin öneminin farkındayız ve yeteri kadar vitamin alıyoruz. Yeteri kadar vitamin aldığınızı düşünüyor musunuz? Yani yeteri kadar alıp almadığımı tam olarak bilmiyorum ama gerekli işte C vitamini, elma, armut, kivi gibi şeylerden almaya çalışıyorum ama ne kadar yeterli bilmiyorum. Ben meyve, sebzeyi ve et ürünlerini, balık ürünlerini çok tükettiğim için yeteri kadar alabildiğimi düşünüyorum. Genellikle kış mevsiminde turunçgilleri tüketiyorum. Portakal, mandalina, greyfurt. Genellikle Karadenizli olduğumuz için lahana. Her gün bir tane portakal yiyoruz, elma yiyoruz, havuç yiyoruz, ıspanak, pırasa hepsini seviyorum. Kilomdan belli olmuyor mu? İşte tereyağı, bağ, biraz da yağlı yiyoruz kışın ama yazın tabii biraz da sebze meyve turuna daha çok kaçıyoruz. Yeteri kadar vitamin aldığımı düşünmüyorum. Sebze yemiyorum, meyve tüketiyorum. Yeteri kadar vitamin zaman zaman alıyoruz, zaman zaman alamıyoruz. Yediğimiz, tükettiğimiz gıdaların çoğusunun da natürel, organik olmadığını düşünürsek doğal beslenemediğimiz gibi yeteri kadar vitamin de alamıyoruz. Uzmanlarımıza sormak istediğiniz bir soru var mı? Şöyle sorabilirim. Bazen çalıştığımız zamanlarda yorgun oluyoruz, halsiz düşüyoruz. Akşamları ve sabahları kalktığımızda çok yorgun oluruz. Bunu hangi vitaminlerle nasıl karşılayabilirim? Neler yemeliyim? Vitamin eksikliğimi nasıl öğrenebilirim? Kim bana yardımcı olabilir? Vitamin almak için bir günde meyvelerden kaç tane yemek lazım? Sebze yemiyorum. Ek olarak nasıl vitamin alabilirim? Şehir hayatında ne yemeliyiz? Evet, Didem ve Betül'e teşekkür ediyoruz bu güzel röportajlar için. Sizden başlayalım hocam, nasıl değerlendiriyorsunuz? Seyircilerimizin soruları var, vitamini nasıl dengeleyeceğiz, nasıl takviye alacağız, nasıl... Bu bağlamda neler söyleyebilirsiniz? Vitaminler deyince akla zaten direkt meyveler geliyor. Çoğu kişi de o şekilde cevap vermiş. Meyvemi yiyorum, işte mandalinamı, portakalımı yiyorum tarzında cevap vermiş. Bu sayede yeterli vitamini aldığımı düşünüyorum demiş. Bir kısım da böyle şeyli cevap vermiş. Hani biraz kilo problemi olan bir bayan vardı sanırım orada, yanlış hani telaffuz etmek de istemiyorum ama onun da sebze yemediğini, sadece meyve yediğini söylüyor. Şimdi burada doğru bilinen yanlışlara değinmek lazım biraz daha. Meyvenin çok alması da çok fazla tüketmemiz demek de, ya da işte diğer bir bayan da şey demiş, günde ne kadar meyve tüketmemiz gerekiyor demiş. Burada halkın çok fazla çatışmada olduğu gözüküyor. Yani hani çok tüketmek mi lazım yoksa az tüketmek mi lazım? Onun bir artık şeyine varmak lazım. Azı da zararlı, çoğu da zararlı değil mi hocam? Azı da zararlı, çoğu da zararlı diyebiliriz. Ben genelde geç saatlerde meyve tüketmesini çok önermiyorum. En başta onu söyleyeyim. Çünkü geç saatlerde alınan meyve karaciğerde yağlanmaya neden oluyor. Geç saatlerden kasıt da işte yatmaya yakın. İşte bir elma yedim ya da işte bir portakal, mandalina yedim, yattım tarzında söylemler oluyor. Ben bunu çok fazla istemiyorum. Dediğim gibi o karaciğerde fermente olduktan sonra yağlanmaya sebep olabiliyor. Günün erken saatlerine bunu koyabilirsek daha iyi olur. Hem de şeker tatlı ihtiyacımız da olmaz bu sayede. Günde 3 porsiyon meyve tüketmekte hiçbir sakınca yoktur. Bir de şey vardı, işte sebze tüketemiyorum, onun yerine ne yapmam gerekiyor tarzında bir yine konuşma olmuş. Orada da tavsiyem, en azından meyve tüketiyorsa meyvenin yanında sebzeyi blenderdan ya da mikserden geçirerek o şekilde tüketmesi daha sağlıklı olur diye düşünüyorum ben. En azından bu şekilde taze meyve, taze sebze de tüketmiş olur. Tüketemediği şeyleri tüketebileceği hale getirmek doğru olur bu anlamda. Tabii ki de bütün vitamin mineralleri dengeli ve düzgün bir şekilde alabiliyor muyuz? Onun da işte kişinin nasıl beslendiğini öğrenmek lazım. En son bir erkek röportaj yapan birisi vardı. Onun da
İşte biz Karadeniz'de olduğumuz için zaten et ağırlıklı besleniyoruz. Sebze de yiyoruz diyorlar. Lahana yiyoruz dediniz. Lahana yiyoruz dedi. Onun işte beslenmesinde de şöyle sorunlar olabilir. Bu sefer çok fazla et ağırlıklı besleniyorsa kolesterol sorunu olabilir. Onu da konuşmak lazım belki. İşte yine tekrar başa döneceğim. Yeterli ve dengeli beslenmek nedir onu bilmek lazım. Günde bir kahvaltı örneğiyle ben yine işte devam etmek istiyorum. Yani vitamin, bütün vitaminleri alabileceğimiz sağlıklı bir kahvaltı nasıl olmalıdır diye bir başlayayım. Çünkü et tüketenler, sebze tüketenler var ya da yok. En azından kahvaltıyı geçiştirmesinler, atlamasınlar ki bütün vitaminlerden yararlanabilsinler. Olmazsa olmaz yumurta. Yumurtayı bir şekilde işte omlet yaparak ya da peynirle beraber peynirli omlet yaparak tüketmeleri ben tavsiye ediyorum. Hem A vitamininden de yararlanmış olabilirler. D vitamininden az da olsa yararlanmış olabilirler. İki dilim ya da bir dilim kepek ve tam buğday ekmeğiyle beraber B grubu vitaminlerin çoğunu sağlamış olabilirler. Kahvaltılarının yanında ceviz, badem ya da kuru kayısı gibi yiyecekleri de koyarlarsa bu sefer E vitamininden de yararlanmış olabilirler. C vitamininden de yararlanmış olabilirler. Sebze tüketmiyorum diye C vitamini alamayacaklarını zannetmesinler ya da diğer vitaminlerden mahrum kalacaklarını düşünmesinler. Gayet güzel diğer meyvelerden ya da yiyeceklerden de çok âlâ diğer vitaminleri alabilirler. Ya da yulaflı bir kahvaltı yapmak isteyen ya da yulaf ezmesini sevenler için de folik asitten zengin bir besindir yulaf ezmesi. Yulaf ezmesiyle beraber bir kase süt ya da yoğurtla beraber karıştırıp işte yine içerisine kuru meyveler atabilirler. Kuru yemişler atarak güzel, sağlıklı, zengin ve vitamin deposu bir kahvaltı elde etmiş olabilirler. Bugünün ilk öğünüydü. Zamanımız kalırsa öğle ve akşam geliyor olacağız hocam. Bir röportajı nasıl değerlendiriyorsunuz? Orada size cevap verebileceğiniz sorular da var. Bir de şunu sormak istiyorum. Orada dikkat. Vitamin eksikliğimi ben nasıl anlayacağım diye bir soru var hocam. Biraz da buradan tedavi protokolüne vesaire girmemiz gerekebilir. Kişi belirtileri biraz önce saydık ama en elzem belirtiler, en riskli, acil kod diyebileceğimiz belirtiler nelerdir? Bunları kişi nasıl tespit edecek? Mesela vitamin eksikliğini kişi nasıl anlayacak? Ben de vitamin eksiği var. Tabii ki size gelerek siz ortaya koyuyorsunuz ama öncesinde bir neler söyleyebilirsiniz? Yani şöyle, aslında vitamin eksikliği ile birlikte görülen şikayetleri düşünecek olursak oldukça genel geçer şikayetler. Yani bu bazı minerallerin eksikliklerinde de görünme ihtimali var. Ondan dolayı şu eksik olduğunda şu şikayet görülür, hemen doktora başvurdan ziyade aslında daha çok şöyle uyarılarda bulunabilirim. Ne gibi? Eğer ki vejetaryen bir yeme düzeni varsa kişinin hekime başvurması lazım. Kanda, serumda bakılması gereken bazı tetkikler var. Onun dışında fazla hayvansal ağırlıklı beslenenler varsa bu sefer diğer sebze ve meyvelerden alabileceği vitaminleri alamamaktan kaynaklı illaki eksiklikler olacaktır. Dikkat etmesi gerekir. Onun dışında mesela yine hastanemizde tedavi altında olan hastalarımızda da oldukça dikkat ediyoruz. Kronik alkolizm durumlarında bazı vitaminler oldukça eksik olabiliyor. Onlarla ilgili de hani branş bazında yine destek vermemiz gerekiyor. Çünkü sinir hücreleri için oldukça önemli birçok vitamine ihtiyacımız var. Birkaç tanesi özellikle bunlardan sinir hücrelerinde etkili oluyor. Yani şuur bulanıklığı gibi, hafıza kaybı gibi, dengesizlik gibi yani birçok anlamda sorunlara sebep olabiliyor vitamin eksikliği ama başka hastalık olup olmadığında değerlendirmek yine hekimlere düşüyor. Ya da çok yine revaçta son zamanlarda obezite cerrahisi, bariyatrik cerrahiler. Şimdi bunlardan kaynaklı ki baktığımızda vitaminler genel anlamda ince bağırsaktan emiliyor. Bazıları üst kısmından, bazıları ortasından, bazıları sonlara doğru. Bu tarz bypass dediğimiz bazı bölgeler çıkarıldığı zaman ince bağırsaktan haliyle o vitaminlerde eksiklikler baş gösteriyor. Ve hatta son zamanlarda özellikle ergen gruplarda yapılan bariyatrik cerrahilerde tespit edilen Wernicke-Korsakoff sendromu olarak biz tıbbi literatürde bahsediyoruz. Ki bunu Wernicke ayağı hızlı ani gelişen
ve ölümcül seyredebilen ciddi beyin hasarıyla kendini gösteriyor. Bu konuda oldukça hekimlerin dikkat etmesi gerekiyor. Hastaların da dikkat etmesi gerekiyor. Korsakov ayağı dediğimiz kronik dönemde vitamin özellikle B1 eksikliğine bağlı. Görülebiliyor. Bu da yine şuur bulanıklıkları, bilinç kaybı gibi yavaş yavaş seyirli bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Ve bizim en çok korktuğumuz şeylerden biri elbette ki beyin hasarı. Bu konuda dikkatli olunması lazım ve ergenlerde daha çok görülüyormuş. Ve bizim servislerde yatan hastalarımızı gördüğümüzde bu bariyatrik cerrahilerden sonrasında da nörolojik ve psikiyatrik sendromlarla karşımıza gelebiliyorlar. O noktada tabii ki vitaminleri de gözden geçirmekte fayda var. Onun dışında çölyak hastaları, gluten hassasiyeti olan hasta gruplarının yine bunları sindirme, emme sorunları olduğu için vitaminler konusunda yine dikkat etmesi gereken gruplardan bir tanesi. Yine Crohn, ülseratif kolit dediğimiz bağırsakların kendi bağışıklık sisteminin hücreleri kaynaklı olarak deformasyona sebep olduğu hastaların yine oldukça dikkat etmesi gerekiyor. İlla ki vitamin eksiklikleri olabilir. Diyabetlilerin bazı kullandığı ilaçlar bazı tarz vitaminlerde eksiklik yapabiliyor. Hekimler bunları onlara verirken ya da diyabet hastalarının bu konuda yine bilinçli olması lazım. Bu noktada bazı testlerle yine değerlendirip takviyelerinin yapılması gerekiyor. Mide ilacı kullananlar en basiti midem ağrıyor. Eczaneden bile temin edebiliyor insanlar. Mide ilacı uzun dönemli kullanımlarla beraber vitamin eksiklikleri baş gösterebiliyor. Onların yine dikkat etmesi lazım. Bazı otoimmün hastalıklara bağlı yine bizim mecburen kullanmak zorunda kaldığımız ilaçları verirken yine bazı vitaminleri düşürdüğünü dikkate almak durumundayız. Kortizol dediğimiz birçok sebeple yani hastalık panelinde kullanmak durumunda kaldığımız kortizolün kemik erimesine sebep olduğu, bundan dolayı D vitamini konusunda kontrollü dikkatli olunması gerektiğini hekimler olarak bizim dikkatli olup aynı zamanda kişilerin de hastaların da bu konuda yine dikkatli olması gerekiyor. Şimdi baktığımızda özellikle suda eriyen vitaminler için konuşacak olursak bunlar böbreklerden atılımı olduğu için aslında ağızdan aldığımız yiyeceklerden gerçekten yeterince biz bu vitaminlere sahip olabiliyor muyuz, yeterince alabiliyor muyuz kısmının en rahat ölçülebilir değerleri idrardan bu vitaminlerin metabolitlerinin kontrolüyle mümkün. İyi. Yani yine bunları laboratuvarlarımızda gerekli tetkikleri isteyerek tespit etme şansımız var. Onun dışında D vitamini olsun, B12 olsun yine serumda kandan bakarak bunları tespit edebiliyoruz. E vitaminidir, K vitaminidir onların da yine metabolitleriyle ilgili kandan tetkiklerle bakabiliyoruz. Bir de mesela ayrıyeten hani parantez içinde söyleyebileceğim K vitamini kanamayla ilgili kanama pıhtılaşmada önemli bir dengede rol oynayan bir vitamindir. Bununla ilgili en basit ameliyata girerken bile kanama değerlerinde baktığımız 1-2 parametre vardır. Bu 1-2 parametre bile bizim K vitamini eksikliği olma durumu var mıdır? Bunlarla ilgili bizi yine yönlendiren testlerden birkaçı. Evet, teşekkür ederim hocam. Süremizin sona gelirken ama çok kısa bir size de söz hakkı vermek istiyorum. Bazen tırnaklarımızda beyaz beyaz şeyler oluyor. Bu da vitamin eksikliğinin bir belirtisi olduğu söyleniyor. Bu bağlamda neler söyleyebiliriz hocam? Bunu nasıl gidereceğiz veya bir eksiklikse eğer? Yani yine aynı şekilde dediğiniz, yani Güzin Hanım bayağı detaylı bahsetti hastalıklardan. Daha çok hatta konuşulacak hastalık var mutlaka. Bunlardan birisi tabii ki de vitamin eksikliğine bağlı olarak tırnaklarda kırılmalar, çatlamalar, diş eti kanamaları. Bunlar C vitaminine bağlı olarak olabilir. Tamam, fazlası idrarla atılabiliyor. O yüzden çok rahatlıkla C vitamini alırken korkmamak da lazım. Çünkü fazlası ya da işte aldığımızın %75'i kullanıldıktan sonra geri kalan kısmı böbreklerden atılabiliyor. Peki, teşekkür ediyoruz. Uzman Doktor Güzin Oğuz Yıldırım
dahiliye uzmanı Nebi İhsan Bey'in hastanesinden teşekkür ediyorum. Ve Özden Ökçü, beslenme ve diyet uzmanı Üsküdar Üniversitesi Nebi İhsan Bey'in hastanesinden, çok kıymetli paylaşımlarınız. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık hocam. Teşekkür ediyoruz. Evet, bugün biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın saatler 11.10'u gösterdiğinde Uğurcan Bulak bu ekranlarda olacak. Psikiyatriyi biraz konuşacak. Yeni tedavi yöntemlerini sizlere anlatacaklar efendim. Hoşçakalın. Sağ olun.